Merhaba ben Bay Anderson. Biyolojideki temel bilgiler serisinin 18. videomuza hoş geldiniz. Bu videomuz pozitif ve negatif geri bildirim döngüleri ilgili. Muhtemelen araba kullanırken buna benzer bir tabela görmüşsünüzdür. Bu bir elektronik hız denetleme tabelası. Diğer bir deyişle radar. Önce size hız sınırını gösteriyor sonra da sizin hızınızı gösteriyor. Bunları gördüğünüz yol boyunca hızınızı görüyorsunuz ve bir geri bildirim alıyorsunuz. Hızlıysanız yavaşlıyorsanız. Baktınız çok hızlandınız. Sonra birazcık hızlanmanız e, yavaşladınız yani. Biraz hızlanmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Sonuçta gerek her şekilde belirli noktaya ulaşabiliyorsunuz. İşte burada gösterdiğimi negatif geri bildirim döngüsü deniyor. Yani o belirtilen noktayı bulmak için etrafında dans ediyorsunuz. Hızlı gidiyorsanız yavaşlarsınız. Tabii ki ta ki o noktayı bulana kadar. Pozitif geri bildirim döngüsünde ise bu tabelayı bir meydan okuma şeklinde gördüğünüzde e, ortaya çıkar. Mesela 30 ile gittiğinizi görürseniz ve daha fazla hızlanırsanız bu şekilde olur. Ve sonunda belirtilen noktadan uzaklaşmış olursunuz. Hatta belki ceza alırsınız, belki de radarı bozmuş olursunuz. Pozitif geri bildirim bir şey abarttığınızda ya da belirtilen hedeften çok uzaklaştığınızda gerçekleşir. Neyse ben bu videoda Homeostaz'dan bahsedeceğim bu bizim iç ortamımız. İç ortamımızı dengede tutmak için geri bildirim döngülerini kullanıyoruz. Bunların hepsinde belirtilen hedef noktaları vardır. Negatif geri bildirim döngüsünde bu noktanın aşağısına veya yukarısına gidilebilecek ama bu noktayı bulup onu sabitlemeye çalışacağız. Buna örnek olarak da memelilerde ısı düzenlemesini vereceğim. Pozitif bir geri bildirim döngüsünde ise belirtilen hedeften epey uzaklaşılır. Yani arttırma, abartma vardır. Buna örnek olarak da meyvelerin olgunlaşmasını vereceğim. Bir ağaçtaki elmaların birlikte nasıl aynı anda olgunlaştıklarını anlatacağım. Geri bildirim döngülerinde her zaman hatalar ya da değişiklikler olabilir. Bunların sonucunda da hiç istemediğimiz şeyler yaşanabilir. Örnek olarak buna diyabeti verebiliriz. Diyabet vücudun insülin üretmekle ya da insülini algılamakla ilgili yaşadığı bir sorun. Dolayısıyla geri bildirim döngüsüyle alakalı ama çok kötü sonuçları olabilir. Tamam, homeostaz ile devam ediyoruz. Homeostazı tanımlamak gerekirse sabit bir iç tamdır diyebiliriz. Şöyle bir gölette yaşadığınızı ve şu şekilde gözüktüğünüzü düşünelim. Evet, siz bir terlikse hayvansınız diyelim. O zaman iç ortamınızı bulunduğunuz yere göre ayarlayarak sağlarsınız. Yani göletin sıcaklığı neyse sizin sıcaklığınız da o olur. Tabi terlikse hayvanlar olarak da birkaç şeyi birden kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin su derişimini boşaltım kofulları ile ayarlıyorsunuz. Ama genellikle göletin ortamına göre yaşıyorsunuz. Şimdi göletten çıkalım. Göletten uzaklaştıkça karşılaştığımız yapılar daha karmaşık olmaya başlıyor. Artık göleti gittiğimiz yere götürebiliriz. İşte içimizdeki bu gölete homeostaz deniyor. Bu bir tüysüz kedi. Tüysüz kedi vücut sıcaklığını sabit tutabiliyor. Bunu yapmak için de geri bildirim döngülerini kullanıyor. Ya da kanındaki glikoz seviyesini de sabit tutabiliyor. Bunun için de geri bildirim döngülerini kullanıyor kanının ozmolaritesini koruyabiliyor. Bunun için de geri bildirim döngülerini kullanıyor. Tüysüz kedinin adı üstünde tüyü yok. O yüzden iç vücut sıcaklığını koruması onun için biraz daha zor. Bu yüzden dışarı çıkarken vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri için üzerlerine bir şey giydirilmeleri gerekiyor. Genel olarak iki tane hayat stratejisi vardır. Bu resmin ne olduğunu anlamak için daha dikkatli bakmalısınız. Bu bir fare yiyen bir yılan. Resim termal bir kamera tarafından çekilmiş. Yılan soğukkanlı bir canlı. Bu da iç sıcaklıkları dışarısı ile aynı olur demek. Yılan üzerinde durduğu yer ve e yer ile genelde aynı sıcaklıkta olur. Genelde değil her zaman ama fare sıcakkanlı bir canlı yani sabit bir iç sıcaklığı var. Eğer iç sıcaklığınız sabitse metabolizmanız her zaman aynı hızda çalışır. Ancak fare büyük ihtimalle yılandan daha fazla ve daha sık yemek zorunda. Çünkü metabolizmasını sabit tutmak için enerjiye ihtiyacı var. Bu durum memelilerde nasıl oluyor? Gelin bir de ona bakalım. Biz insanlar sabit vücut sıcaklığımızı korumak için negatif geri bildirim döngüsünü kullanıyoruz. Vücut sıcaklığımız 37 derece Celsius civarında oluyor. Evet şimdi bunu da burada görüyorsunuz bakın 37 derece ve bunu korumak için negatif geri bildirim döngüsünü kullanıyoruz. Şimdi bu çocuğun ağzındaki termometrede birden bire sıcaklık yükseliyor diyelim tamam mı? Aslında biz bu sıcaklık değişikliğini damağımızın üstündeki bölgede hissederiz arkadaşlar. Beynimizin hipotalamus denen kısmı bunu algılar. Çok sıcaklamaya başladığımızda vücudumuz hemen terlemeye başlar. Öyle değil mi? Peki bu ne işe yarar? Terledikçe su molekülleri buharlaşacak ve kendileriyle beraber biraz ısı alıp götürecek. Bu da ne yapacak? Bizi biraz serinletecek. Ayrıca kan damarlarımız genişler ve kan bedenimizin yüzeyine doğru taşınır ve ısı aktarımı sayesinde sıcaklığımızın bir kısmını da çevremize veririz. Eğer üzerimizdeki üzerimizde bir kürkümüz yani olsaydı o zaman tüylerimiz dümdüz yatık şekle geçerdi. Böylelikle de ısı aktarımı ile daha fazla sıcaklık kaybederdik. Evet, tüm bunlar vücut sıcaklığımızı düşürebilir ama bazen sıcaklığımız çok fazla düşer. Çok fazla düştüğünde de üşürüz. Böyle olduğunda bedenimiz tüm bu yaptıklarını durdurur terlememiz durur. Kan akışımız normale döner ama şimdi de çok soğuk. Öyleyse ne yapmalıyız? Kendimizi ısıtmalıyız. Hemen tüylerimiz diken diken olmaya başlar. Bu resimdekiler şimdi biraz garip oldu. Tüylerimizin diken diken olması şu demek? Vücudumuzdaki tüylerin az önceki durumun tam tersine dik durması demek. Aynı zamanda da derimizi daha içeriye doğru çeker. Ceketinizi alıp kendinize doğru çekmeniz gibi. Böylece var olan ısıyı koruruz. Ayrıca damarlarımız daralır. Yani kılcalları kapatıp kanı kendimize doğru, içlere doğru alırız ki sıcaklığını koruyabilelim. Böylece... Böyle olunca ısı aktarımı azalır ve ısımız belli noktaya gelene kadar artar. Gün boyunca hatta şu an bile bedeniniz vücut ısınızı kontrol ediyor, düzenliyor ve bunu negatif geri bildirim döngüsü ile yapıyor. Peki belirlenen hedef noktasının tam tersine gitmek istersek ne olur? Diyelim ki ağacımızda olmamış meyvelerimiz var. Ona belirlenen hedef nokta diyelim arkadaşlar ama ağaçtaki ham meyveden olgunlaşmış meyveye geçmek istiyoruz. Peki ağaçlar olgun meyveleri nasıl yapar? Bunun hakkında saatlerce konuşabiliriz ama kısaca elmayı çekici hale getirirler diyebiliriz. Böylelikle insanlar kuşlar gelip elmayı yer ve tohumların yayılmasını sağlar. İyi de bir bitki bunu nasıl yapar? İletişim kurarak. Bitkilerin iletişim kurduğunu anlamak biraz zor ama bitkiler de iletişim kurar. İletişimlerini etilen denen bir hormon aracılığıyla sağlarlar. Etilen aslında C2H4'tür ve olgunlaşan meyve tarafından salgılanır. Olgunlaşan meyve bu gazı salgılar ve yanındaki elmalar da bunu algılar. Bu da onların olgunlaşmasını sağlar. Eğer bir tane fazla olgunlaşmış elmayı olmamış elmaların olduğu bir yere koyarsanız diğer elmalar da etilen sayesinde olgunlaşır. Mesela bunu evde deneyebilirsiniz ya da çürük bir elmayı normal elmaların yanına koyduğunuzda tüm kovayı çürütebilir. Bunun konumuzun pozitif geri bildirim ile ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle ilk olgunlaşan elma etilen salgılamaya başlayacak ve yanındaki yanındaki elmalar tarafından bu algılanacak. Onlar da daha fazla etilen salgılayacak. Böylelikle daha fazla etilen salgılanmış olacak. Sonuç olarak da daha fazla etilen olacak. Yani bu pozitif geri bildirim döngüsü sayesinde ya da artış sayesinde ağaçtaki tüm meyveler yaklaşık aynı zamanda olgunlaşacaklar. Pozitif geri bildirim döngüsüne başka ünlü bir örnek de doğum olabilir. Annesinin Rahim boynuna inen bebeğin kafasının yaptığı baskı kasılmalara sebep olur. Kasılmalar da rahim bo boynunda daha fazla baskı oluşturur ve bu da aynı şekilde daha fazla kasılmaya sebep olur. En sonunda da bebek doğar. Genellikle bir şeyin hızlıca olmasını istiyorsak pozitif geri bildirim görürüz. Peki ya yanlış bir şey olursa, ya bir hata olursa, bizdeki negatif geri bildirim döngüsünü ör örnek olarak kan şekeri seviyesini verebiliriz. Kan şekeri seviyesi kanınızdaki glikoz miktarına denir. Glikoz başka nerede bulunur eğer derseniz arkadaşlar glikoz aynı zamanda hücreleriniz tarafından hücreleriniz solunum yapabilsin diye alınmış da olabilir. Hatta bunun sonucunda hücrelerimiz ATP ürettir. Ayrıca çoğunlukla karaciğerde bulunan glikojen şeklinde de glikozu depolayabiliriz. Bunu yapmak için insülin ve glukagon adlı iki farklı hormon kullanırız. Bakın bu pankreas. Pankreasın en temel görevi ince bağırsakta yiyecek olduğunda sindirim enzimlerini oraya boşaltmaktır. Bu enzimler hem sindirmemiz için yiyecekleri parçalar hem de kandaki glikoz seviyesini düzenler. Burada iki türlü hücre var. Beta ve alfa hücreler. Bu hücreler sadece kandaki şeker seviyesini algılıyor. Bu örnekte bir beta hücresi var. Bu glikoz taşıyıcımız. Glikoz buradan içeri giriyor. Burada hücre solunumu gerçekleşiyor. Hücrenin dışında çok fazla glikoz varsa eğer bu kalsiyum artışına sebep olur arkadaşlar. Ama daha da önemlisi hücre dışarı verdiği insülin oranını arttırır. Kandaki şekeri, şekerin seviyesi yüksek olursa pankreas insülin salgılar. İşte bu da bu anlama geliyor arkadaşlar. İnsülini kırmızı ile gösteriyorum ve bu insülin tüm vücudunuzda hareket eder. Hücrelerinizi glikozu almaları için tetikler. Ayrıca karaciğerinize de bu glikozu glikojen olarak depolamasını söyler. Yani kan şekeri seviyeniz yükselirse insülin salgılanır ve bu da kanınızdaki şeker seviyesinin düşmesini sağlar. Peki kan şekerimiz tehlikeli bir şekilde düşerse ne olur? O zaman bedeniniz insülin üretmeyi bırakır. Onun yerine glukagon üretmeye başlar. Glukagon pankreastaki alfa hücreler tarafından üretilir. Kan glikoz seviyesi çok düştüğünde glukagon salgılanmaya başlar. Bu da kan şekeri seviyesini yükseltir. Yani karaciğerinizdeki glikojenden glikoz çıkmasını sağlar. Şimdi bu gün boyu nasıl işliyor? Gelin birlikte ona bir bakalım arkadaşlar. Buradaki grafik sıradan bir insanı gösteriyor kan şekeri seviyesi kırmızı ile gösterilmiş. Bakın kan şekeri 3 kere yükselmiş çünkü kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yiyoruz. Bakın kırmızı ile gösterdiğimiz kan şekeri seviyesi arttıkça morla gösterdiğimiz insülin seviyesi de artıyor. İnsülin peki ne işe yarıyor? İnsülin kan şekeri seviyesinin düşmesini sağlıyor. Daha sonra tekrar artıyor ve düşüyor. Gün boyu böyle bir döngü tekrarlanıyor. Daha sonra düşüş oluyor ve o seviyede tutunuyoruz. Gün boyunca kan şekeri seviyemiz aşağı yukarı dengeli bir yapıda. Eğer gün boyu az az yersek büyük ihtimalle dengenin korunmasına daha fazla yardımcı olmuş oluruz. Peki ya bir hata olsaydı? Ya bu geri bildirim döngüsünde bir değişiklik olsa diyelim. Tip 1 diyabet hastası olduğunuzu düşünelim. Tip 1'de beta hücreleri çalışmaz. Hatırlayalım, beta hücreleri insülin salgılıyordu. Ama eğer tip 1 diyabetseniz, o zaman bu hücreleri yok etmişsiniz demektir. Genellikle genetik bir faktör de oluyor ama bu hastalık beta hücrelerinin yok olduğu, kullanılamaz hale geldiği bir hastalıktır arkadaşlar. Bunu bilmemiz önemli. Bunu için önemli. Beta hücreleriniz yoksa kan şekeri seviyesi yükselecek ama insülin salgılanmayacak arkadaşlar. İnsülin salgılanmayacak. Geri bildirim döngümüze bakalım. Yani kandaki glikoz oranı yükselmeye devam edecek. Hücreleriniz artık fazla glikozu alamayacak. Bunun sonucunda ise hoş olmayan şeyler yaşanacak. Olabilecek bazı şeyleri sayalım. Ne olur? Kan basıncı yükselir, gözü etkiler, baş dönmesi ve kusma olabilir. Burada mavi yazanlar tip 1 diyabet hastaları için ama sonunda sizi komaya sokabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Tip 1 diyabet pankreastaki beta hücrelerindeki bir hatadan kaynaklanır. Tip 1 diyabet hastaları vücutlarında insülin üretemez. Eğer tip 2 diyabet hastasıysanız, bu hayatınız boyunca vücudunuzda fazladan glikozunuz olması anlamına gelecektir. Bunun sebebi de arkadaşlar, genellikle egzersiz eksikliği ya da obezite gibi şeyler olabilir. Tip 2 diyabette hücreleriniz insülini algılamayı bırakır. Dolayısıyla da glikozu hücre içine almazlar. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Evet arkadaşlar mesela burada burada ve burada insülin iğnesi olabilirsiniz. Sanırım insülin ilk olarak 1920'lerde keşfedildi ya da sentezlendi. Ama artık molekül biyoloji ile yapabiliyoruz. Gün içerisinde insülin iğnesi olursanız kan şekeri seviyenizi düzenleyebilirsiniz. Şimdilerde insülin pompası diye bir şey de kullanılıyor. Bu gün içerisinde kanınızda çeşitli oranlarda insülin verilmesi anlamına gelen bir sistem. Neredeyse geri bildirim e, döngüsü gibi o da çalışıyor. Bu harita dünyadaki diyabeti gösteriyor. Dünyadaki insanların %3'ü diyabet hastası. Bunun %90-95 kadarı ise beta hücrelerimizde bir hata ile ilgili değil. Tamamen yediklerimizle alakalı. Yani tip 2 Tip 2 diyabet. Bu kronik bir hastalık. Bir kere diyabet olursanız hayatınız boyunca diyabet kalırsınız. Dünyada diyabetin sık görüldüğü yerlere bakalım. İşte şuralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yüksek. Genelde insanlar orada yağ oranı yüksek, sağlıksız şeylerle besleniyor. Yani tip 2 tamamen beslenmeyle alakalı. Yüksek şekerli, bol kalorili ve mısır şuruplu beslenme sonucu diyabet artıyor. Hepsi de bir geri bildirim döngüsü hatasına bağlı. İşte geri bildirim döngülerini işledik. Umarım bu video size faydalı olmuştur.